Arkadaşlar uzun bir aradan sonra farklı bir video ile farklı bir arka planda karşınızdayım. Bugün sizlere yurt dışından satın almış olduğum yetmini Minecraft figürlerini göstereceğim. Bir de bir sürü süper kahraman figürleri satın aldım. Bir sürü bana hediyeler geldi. Şu son bir ayda hayatım boyunca aldığım en fazla hediyelerle karşınızdayım arkadaşlar. En son baktığımda 2016 yılında Amerika'dan satın aldığım Minecraft figürleri videosu vardı. Şimdi dedim ki onun yenisini çekmemiz gerekiyor. Bu figürleri de Amerika'dan aldım ama bu yıl ben Amerika'ya gidemedim. Arkadaşım Amerika'dan dönerken Amazon'dan biraz alışveriş yaptım ve bunları almak istedim. Sırf bu videoyu çekebilmek için ve arka planında artık yeni Minecraft figürleri gerekiyordu. Daha fazla bu tarz video için aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İlk olarak göstermek istediğim figür bu değil. İlk olarak size şunu göstereceğim. Aranızda Uno oynamayı sevenler var mı bilmiyorum ama ben Uno ile daha yeni tanıştım. Bir yıl oldu. Uno'ya bayıldım. Bu Uno Minecraft kartlarını Türkiye'de bulabiliyorsunuz ama ben bunu Amerika'dan 5 dolar aldım. Türkiye'de bunu 500 liraya sattıklarını gördüm bu hepsi burada trend yolda. Hala satılıyor mu bilmiyorum. Ben dedim ki bu kartları alayım ama oynamayayım. Yani diyeceksiniz ki niye abi? Çünkü bunlar koleksiyon olarak kalsın. Hatta açmayacağım. Bunları bu şekilde göreceksiniz. Hani bir de Amerika'ya gittiğimde satın alırsam bunlardan eğer gideriz şey yaparız. Bunları açarım. Görmüş olduğunuz gibi burada çok güzel Minecraft Uno kartlarım var arkadaşlar. Bu şekilde bence mükemmel derecede güzeller. Şu anda kendimi Mendebur Lemur toplu kutu açılış videosunda gibi hissediyorum. Arka planım onun gibi. Önümde bir sürü figürler var. Ama biz bu tarz videoları ayda yılda bir yapabiliyoruz. Lemurcum, lemurcumsa her ay yapabiliyor. Bakın burada Türkiye'de en çok aranan şeylerden bir tanesi var. Minecraft kılıcı arkadaşlar. Bunu Amerika'da marketlerde her yerde bulabiliyorsunuz ama ben getirmekte sorun yaşayacağım için her gittiğimde almamıştım. Ama arkadaşım getireceği için sorunu o yaşasın istedim ve ona getirttirdim bu kılıcı. Görmüş olduğunuz gibi burada çok güzel Minecraft kılıcım var. Ki beni yakından takip ediyorsanız 2016 yılında satın aldığım videolar arasında hani Minecraft figürleri satın aldığım videosunda Minecraft kazması almıştım. Onu resmen 13 saatlik uçuşta Amerika'dan Türkiye'ye dönerken elimde taşıyıp getirmek zorunda kalmıştım. Bakın şöyle çok güzel bir Minecraft elmas kılıcım var arkadaşlar. Aşırı derecede güzel değil mi? Ya ben size şey aşırı gerçekçi. İnsanlar tam yıllarda fake ellerine Photoshop'tan koyuyorlar. Ben artık orijinal kılıçla fotoğraf çekileceğim. Bunu sırf tam yıllar için tabii ki de almadım. Yani bu çok hoşuma gidiyordu. Kazman var dedim niye kılıcım yok. Bir dahaki seferde bunun netherite'li versiyonunu almayı düşünüyorum. Bence aşırı derecede güzel. Ve bu arada yorumlara bunlardan en çok hangisini beğendiniz yazmayı unutmayın. Dedim ki benim evimde hiç çiçek yok arkadaşlar. Gerçekten dedim evime biraz çiçek gerekiyor ve gittim. Minecraft'ta papatya satın aldım ve bunları arkadaşlar pil takabiliyoruz. Birazdan takacağım ve sizlere bu odayı karanlık hale getirip göstereceğim. Tek papatya almadım. Şurada da neyimiz var arkadaşlar. Bunların ikisini kutudan çıkarmak istiyordum da. Şunu çıkarınca kutuya geri koyamadım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gelinceğimiz de var burada. E, bunların farklı versiyonları da vardı. Lale olanları da vardı da bunları aldım. Yanlış hatırlamıyorsam şimdi fiyatları büyük ihtimal soracaksınız. Bunları Türkiye'den almadım arkadaşlar. Amazon.com'dan yurt dışından aldım. Türkiye'de bulamıyorsunuz bunları. Yani şu sırf Amerika'dan aldıklarıma tabii ben bunları 2 ay önce mi ne aldım? 1100 ee, bin, bin lira arası bir fiyat ödemiştim diye hatırlıyorum. Ama şu an kurdan dolayı daha pahalıdırlar gibi geliyor. Bunlara isterseniz şey takabiliriz. Pil takıp öyle göstereyim. Çiçekleri bir güzel de bakar mısınız arkadaşlar? Pilleri takınca alttan çok güzel böyle ledleri yanıyor. Arka planda bence inanılmaz derecede güzel dururlar gibi geliyor. Bunlara 10 üzerinden puanlama yapalım. 10 üzerinden ben bunlara 10 veriyorum. Gerçekten aşırı derecede güzeller. Şöyle bir stil figürümüz var arkadaşlar. Bunun ne işe yaradığını tam olarak hatırlamıyorum. Bu da ama yine gece lambası modunda. Yani pek gece lambası da olmuyorlar ama. Yani bunlar sırf şunu yüzden istemiştim. Arka plana ben bunları koyduğum zaman böyle güzel durmalarını istemiştim. Böyle ışık mışık yansın. Ee, buna da ışığı taktığımız zaman alttan çimen biliyor yanıyor arkadaşlar. İsterseniz bunu da takalım ve test edelim. Çok kötü fake yedik arkadaşlar. Ben çimenin yanacağını sanıyordum. Meğersem Steven içi yanıyormuş. Bu da aşırı derecede güzel ya. Ne bileyim böyle masanıza koyabileceğiniz veya komedinize koyabileceğiniz çok tatlı figür. Ben bunlar dediğim gibi sırf arka plan için aldım. Arka planı da güzel gözüksün diye. Sırada Türkiye'den aldığım Minecraft figürleri var arkadaşlar. Aslında bunları almadım. Bana GP markası hediye olarak gönderdi. Hatta bunu katıla özel Rabia adlı arkadaşımız kazandı ama hala bize ulaşmadı. Rabia bu videoyu izliyorsan destek sunucumuzdan bize destek aç. Bu senin figürün. O yüzden açmıyorum. Arkadaşlar bu çok güzel bir oyuncak. Treasure X Minecraft ama benim sizlere göstermek istediğim olan bu arkadaşlar. Bu nedir portallı olanı? Bunu açabiliriz çünkü bu benim de. Bunu katıla özel hediye etmedim. Ama bu uzun bir oyuncak. Yani yapımı uzun süren bir oyuncak. Bunu merak ediyorsanız e, oyuncak mağazalarında bulabileceğinizi internette bunu çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz gibime geliyor. Şu nedir portalının güzelliğine bir bakar mısınız görüntüsünün güzelliğine? Ben buna bayıldım. Şöyle çok şu şeyler hoşuma gitmiyor. Minecraft dışı eşyalar genelde böyle çok fazla derecede hoşuma giden şeyler değil. Ama şu nedir portalının güzelliğine bayıldım. Şimdi bunu yanlış bilmiyorsam bu şekilde bir nedir portalını bakın açıyorum. Portalı çıkardı. Nedir portalının burada e, partikülü var. Bunu bu şekilde galiba açmam mı gerekiyor? Evet doğru doğru yapıyorum. Bunu yurt dışında videolarını izlemiştim. Bunun bir de end portalı olan hali var. O Türkiye'ye gelirse efsane derecede güzel olacak. Aa bunun içinde bildiğiniz slime var gençler. Bunu da böyle açıyorum. Evet bildiğiniz slime var içinde. Yani bilmediğiniz slime var mı onu bilmiyorum ama. <laughs> şu an ne saçma. Ee, bunu portalın içinden ben bunu neyle çıkartacağım? Bu... Aa kılıç çok yönlü. Evet portalın içinden geçtik. Yani biz Nether'a değil başka bir boyuta gittik arkadaşlar. Yani burada aa bir karakterin şeyi çıkıyor, parçaları çıkıyor. Daha elimle devam edeceğim ben arkadaşlar. Merak ettim. Bu hangi karakter? Ne çıktı oğlum bize? Aa, Lav Gezer çıktı. Anladığım kadarıyla Lav Gezer'imiz oldu bir tane arkadaşlar. Evet. Ne çıktı? Aa, olta çıkıyor. Anlatabildim mi? Hani ona galiba eğer takacağız. Figürleri birleştirdiğim zaman aynen bu şekilde oldu arkadaşlar. Ben az önce pakette ne gördüm? Normalde bunların arasına kalpleri yapıştırmanız gerekiyor. Kutunun içinden böyle bir tane crafting table çıkıyormuş. Ben az önce fark ettim. Bunu açtığımız zamandaysa bakın arkadaşlar bize e, bunların içine takmamız gereken kalpler var. Şu paketi güzelliğiyle bakar mısınız? Bu arada bu sponsorlu vesaire değil. Gönderdikleri hediye için çok da teşekkür ederim. GP markası da bakın. Kalpler burada küçük bir bir şey. Bunun içinden mi kalpleri bununla takıyorum anlayamadım. Yani... Şunun içine Bakın şöyle şeyi takıyorum. Kalbi buraya oturtturdum. Kalbi oturduktan sonra figürü de takıyorum. Ha, bu şey olabilir yapıştırıcımız. bunun içinde ne var bu abi? Bir gittim. Arkadaki arka plandan bir tane arı çaldım arkadaşlar. Bakın şimdi hazırsanız şu kolyeyi şöyle atıyorum. Sırf yine arka planımın en güzel parçası bu olsun istedim diye. Şunu aldım arkadaşlar aşırı derecede güzel değil mi? Bakar mısınız şuna? Ya sırf şunu şimdi şu anda video like atabilirim. Kanala abone olabilirim. Hazırsanız aramızı çalıştırıyorum arkadaşlar. Şunu güzel de bakarsınız. mı Şimdi buna bir tane vuracağım bir Keşke vurduğumda sinirlense ve rengi kırmızıya dönüşseydi. Aşırı derecede güzel olurdu. Ben de bakayım. Oğlum çok iyi ya. Şu arka planda düşünsenize. Arka planında arı var. Emat bana şey demişti. Balık misinasıyla abi bunu şey yapsana. Arkandan tuttursana. Emat bende ne görürse figür Abi balık misinasıyla bunu tuttursana. Emat da öyle bir balık misinası aşkı var arkadaşlar. Şöyle şunları koyayım ne alakaysa çok saçma oldu. Sizin bunlar arasında en çok sevdiğiniz hangisi ise yorumlara yazmayı unutmayın. Şu an gördüğüm kadarıyla Minecraft'la ilgili aldığım her şey tabi birazdan bir yerde çıkmazsa yani şu gördükleriniz değil. Bir de arka planda görmediğiniz daha bir sürü süper kahraman figürü var. Minecraft'la ilgili olan bölümü bitirdik arkadaşlar. Şimdi hazırsanız süper kahraman bölümüne Vızzzzzzz geçelim. Sıradaki ürünümüz arkadaşlar torun çekici görmüş olduğunuz gibi. Bunu bir ay önce yayında açmıştım. Yayınları düzenli bir şekilde izleyenler çekici görmüşlerdi. Bunu Jet Benge gittiğimde Cansu ablaya aldırmıştım. Demiştim ki bana Mionur hediye almak ister misin? Ona böyle zorla kendime Mionur aldırmıştım. Arkadaşlar Mionur'un böyle sesi de var, ışığı da var da açamadım. Şu an ona pil takamadım lütfen kusura bakmayın. Böyle çatlak miyonlarımız da var. Benim aşırı derecede hoşuma gidiyor. Belki videoların ilerleyen dakikalarında bununla ilgili başka bir sürpriz de gösterebilirim. Şimdi belki videonun başından beri gözünüze buradaki funkolar çarpıyor olabilir arkadaşlar. Sevgili Nita Toys, Türkiye'ye funkoları getiren marka bana bir koli funko hediye etti. Bunları hızlı bir şekilde göstereceğim. Tabi bildiklerimi göstereceğim. Burada Gamora var arkadaşlar ve Vatif'teki Gamora. Disney Plus'ta Vatif'i izlediğinizi bilmiyorum ama Emat tek Vatif'i izlediği için sürekli bize batik batik deyip deyip duruyor. Benim bu Funko'lar arasında en çok sevdiğim kesinlikle Stanley arkadaşlar. Stanley aşırı derecede güzel. Keşke Legends moddan Stanley kalkmasaydı. Bu figüre bayıldım. Yani en çok sevdiğim bu oldu figürler arasında. Bunları böyle hızlı bir şekilde gösteriyorum sizlere ve ismini söylemiyorsam anlayın ki bilmiyorum. Eternals'ı izlediniz mi bilmiyorum. Eternals çok iyi bir Marvel filmi miydi? Bence değildi ama güzeldi. Burada Angelina Jolie'nin karakteri var. Eee bunu aşırı da hoşuma gitti ve bende Eternals'ın tüm oyuncuların imzalı afişi de var arkadaşlar. Tekrardan Disney Türkiye'ye teşekkür edelim. Burada da bir tane daha Batif modelimiz var. Görmüş olduğunuz gibi Funko'muz var diyeyim kısaca. Ee, burada da bir tane Star Wars karakterimiz var. Ben Star Wars evrenine hiç hakim değilim. Ee, bilmiyorum arkadaşlar. Umarım en kısa zamanda da izleyeceğim. Şöyle yüzümü de kapatsınlar istemiyorum. Simpsons karakterimiz var arkadaşlar. Yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Wonder Woman'ımız var. Burada görmüş olduğunuz gibi bunlara hızlı geçeceğim. Çünkü dediğim gibi bir sürü daha figürümüz var arkadaşlar. Yine bir Eternals'tan bir tane daha karakterimiz var. Eternals bayağı bir Eternals geldi. Bana bayağı mutlu oldum. Burada benim Stanley'den sonra en çok sevdiğim, bunu da size yayında göstermiştim arkadaşlar. Vatif'teki Loki'miz var. Loki'nin her şeyini çok seviyorum. Biliyorsunuz ne kadar kötü karakterleri sevdim ve arkamda da sevgili babamız Thanos'umuz var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Evet, Loki üste durabilir. Loki buna hak ediyor arkadaşlar. Yine bir Eternals karakterimiz var. Sevgili Nita Toys. Yani 3-4 tane Eternals yollamışsın. Şu arkadakilerin hepsini niye yollamadın? Yani bir seri yapabilirdim. Niye? Yani şu an adresini biliyorsunuz kırıldım seri şey yollayayım. Şaka, yapıyorum. Burada Batman'imiz var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki artık Burha abiniz Batman'e sardı. Bilmiyorsanız 2-3 dakika sonra göreceksiniz nasıl sardı bu Batman'e. Burada Batman Funko'muz var görmüş olduğunuz gibi. Ve son olarak da ya Deadpool'un Jet Bank'te aşırı derecede güzel figürleri var. Sizin ben size göstermediğim bir üst katı var Jet Bang'in sadece Deadpool var ama yani abartmıyorsam 150-200'den fazla Ertan abinin, Jet Bang'in sahibinin Deadpool hayranlığı var. İnanılmaz derecede değişik Deadpool figürlerimiz var ve bu da aşırı derecede tatlı ki ben daha değişik Deadpool figürleri de aldım arkadaşlar bu arada. Bunu da böyle koyayım ve son olarak da ise burada yeniden bir Star Wars karakterimiz var. Ben, bana kalsa buna ben ne derdim biliyor musunuz? Yoda derdim ama değil. Ee, bu da çok tatlı bir Funko görmüş olduğunuz gibi. Star Wars'lar şu anda beni linçledi buna Yoda mı diyorsun diye. Şimdi size diğer aldığım figürleri göstereceğim. Bunlar benim satın aldığım figürler arkadaşlar. Jet Bank videosunda ben sizlere neler aldığımı göstermemiştim. Şimdi sırayla göstereyim. O gün gittiğimde e, it filminden Pennywise'ı almıştım. Bu benim aşırı derecede hoşuma gitti. Bunu kutusundan çıkaracak mıyım? video çekiyorsak arkadaşlar sizler için çıkartabilirim gibime geliyor. Şöyle bir açıyorum Pennywise modelimizi. Ben, ben size bir şey diyeyim mi? Çok güzel. Yani It filminin birincisini izledim. İkinciyi izlemedim. Çok güzeldi ve şu karakterin modeli güzel de bakar mısınız arkadaşlar? Bence aşırı derecede güzel. Şunu şöyle şuraya koyayım. Çok tatlı duruyor. Burada ise orada çok güzel Deadpool figürleri vardı arkadaşlar. Bir de bu figürler Nispeten daha ucuz diğer figürlere göre, onu da söyleyeyim sizlere. Bunların fiyatlarını merak ediyorsanız, ben gerçekten hatırlamıyorum ne kadar aldım, JetBang'in sitesinden bakabilirsiniz. Buradaysa çok tatlı bir Deadpool figürümüz var ama bunu böyle pek açmak istemiyorum açıkçası. Bunu bu şekilde saklayabilirim. Ama bir hafta sonra arka planımda da görebilirsiniz çünkü ben çok dengesiz bir insanım. Ee, şurada çok güzel bir Deadpool figürümüz var dedik, onu da buraya koyalım. Winnie the Pooh'yu biliyor musunuz bilmiyorum. Benim çocukluğumda en çok sevdiğim çizgi film olabilirdi Winnie the Pooh. Buse sen biliyor musun Winnie the Pooh'yu? Arkada yönetmenin bu <laughs> Winnie the Pooh'yu çok seviyordum küçükken. Hatta bende Piglet'in peluşu da vardı. Tiger'ın da bir şeysi vardı. Çok seviyorum. Yani aşırı seviyorum. Bunu orada görünce almıştım. Bak bunun fiyatını hatırlıyorum. Buna ya 1000 lira verdim ya da 1250 lira vermiştim ama yani buna değer arkadaşlar ya bunu annem de benden çok istedi görünce direkt istedi ama vermem dedim. Şimdi orada bir anlık kararla arkadaşlar gittim. Nedense yani o gün ilk Jet e gittim ve Süper Kahraman almak istiyordum da bir anda e, çocukluğumun çizgi filmlerini görünce Tom ve Jerry de çocukluğum için yani böyle saatlerce televizyonda izlediğim bir çizgi filmdir e, Tom ve Jerry. Hatırlıyorsanız o videoyu ben Sena adlı arkadaşımla çekmiştim ve Sena ile biz orada bir yerde aa yapmıştık böyle bir yerde şaşırıp kalmıştık. Dünyanın en ama en güzel bence Tom ve Jerry figürünü satın aldım arkadaşlar. Yani ben buna bayıldım. Orada şeyli olanı da vardı. Böyle hamburger böyle hamburgeri ısırıyordu Tom. İçinde de hamburgerin içinde de Jerry vardı ama bence bu daha güzel. Şunun güzel de bakar mısın Bu şey da arkada onaylıyor. <laughs> evet ya. Bence bu aşırı derecede güzel. Yani ben buna bayıldım. Annem bunu da istedi. Bunun fiyatı da bir tık pahalıydı. Ama yani figür alıyorsanız bence yani bunları bir kere de almayacaksınız. Böyle yavaş 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 biriktireceksiniz. Ben bunu çok sevdim. Ama evimin hangi köşesine koyacağım? Ben acaba bunu daha çıkaracak mıyım kutusundan bilmiyorum. Bunu başına bir şey gelirse aşırı derecede üzülürüm arkadaşlar. Instagram'dan takip ediyorsanız beni. Ben söyledim ki arkadaşlar ben Batman figürü alacağım. Ne alayım? 3 tane figür attım. Instagram'dan anket açtım. Aslında bunu almayacaktım. Ama siz en çok oyu buna verince bu da limited edition bir ürün arkadaşlar. 5000 tane üretilmiş. 597.'yi ben satın almışım. Hazırsanız açıyorum içinden. Batman'i hiç görmeye alışık olmadığınız bir halde göstereceğim şimdi sizlere. Yani bu güzeldi. Ben siyah beyaz Batman koleksiyonu yapmak istiyordum. Siyah beyaz Batman figürleri var. Ama ya bu, bu da benim içimden çok geçiyordu bunu almak. Bir saat Jet benge 4 arkadaş gittik. Kendi aramıza da oylama yaptık. Bizimkiler bunu almamı çok istedi de. O siyah beyazlardan Instagram'dan takip ediyorsanız böyle yere kayan bir tane vardı Batman. Onu almak istemiştim. Aslında onu alacaktım. Şimdi diyeceksiniz ki abi Batman'e nereden sardım? Videonun sonlarına doğru sizlere çizgi roman da önereceğim arkadaşlar. Batman'in çizgi romanlarını okumaya başladım ve aşırı derecede hoşuma gitti. Böyle küçükten yavaştan dedim ki bir Batman koleksiyonu yapmaya başla Vura. Bu da bir bayağı bir hırçın bir figür görmüş olduğunuz gibi. Hatta altında da elle 597. olduğu da yazıyor arkadaşlar göstereyim sizlere. Yani 5000 tane var sınırlı sayıda cisi ise bizim kanalımızda bizde oldu arkadaşlar. Şimdi burada göstermedim daha sizlere bir şey var mı diye bakarken bakın o kadar Batman dedik ya hiç videoyu kesmeden sizlere şimdi ne göstereceğim biliyor musunuz? O kadar Batman aşkı bir anda içimde doldu ki Ankara'ya gitmişken Lego Store'a da gideyim dedim. Batwing adlı Lego'yu aldım arkadaşlar göreceğiniz üzere. Ee, bunu kanalda yapma videosunu çekelim mi? İstiyorsanız Bak, çekelim. Bak orada Huse çekelim yapıyor arkada. Bunu yapıp duvara asacağım. Ankara Lego Store'daki arkadaşlar bende çok iyi geldi. Ben Harry Potter Lego'su alıyordum yine. Dedi ki bunu alırsan dedi. Ee, arka planına bunu asabilirsin. Bu legonun öyle bir özelliği var ya da çok güzel duruyor dedi. Ama arka planına asıp bunu ledlersen aşırı derecede güzel olur dediler. Ve Ankara'ya bir daha gitmişken Cansu abla, sürekli Cansu abla diyorum, kim diyebilirsiniz beni beleşerim. Dedim ki Cansu abla bana hediye almak ister misin? Nasıl bu çekici bir ay önce aldırmıştım. Ankara'ya şöyle gidiyorum. Buğra Ankara'ya gelmen gerek. Çekim var. Tamam gelirim bir şartla bana ne hediyesi alacaksın? Ankara'ya o şartla gidiyorum. Geçen ay çekiç aldırdım. Bu ay Lego aldırdım. Diyeceksin abi sen ne aldın? İşte ben de bu ay kendime bunu aldım. Geçen ayda gittim işte. Bu gittim. Bunları aldım arkadaşlar. Her ay bundan sonra Ankara'dayım. Ankara'ya her gittiğimde de kendime yeni şeyler alacağım. Bitti mi sanıyorsunuz? Hayır. Bekleyin. Bana yorumlarda çok fazla derecede abi Strong Breaker aldın mı diye soruyordunuz. Aslında bunu ben almadım. Bu da hediye. Jet bengin sahibi Ertan abim bana bunu hediye etti. Görmüş olduğunuz gibi bir tane de Strong Breaker'ımız var arkadaşlar. Bunu açmadım. Açılmış halini merak ediyorsanız Jet videomu izleyebilirsiniz. Kartlara koydum. Bunu büyük ihtimal yarın akşam yapacağım canlı yayında gösteririm. Açmış olurum canlı yayını. Strong Breaker'ı elimize alırız arkadaşlar. Böyle çok güzel bir Strong Breaker'ımız var. Buradan tekrardan Jet Bang'e de teşekkür ediyorum. Yorumlarda bana çok fazla derecede bunları nereden aldın diye soracaksınız. Minecraft figürlerinin hepsini Amerika'dan aldım. Gördüğünüz bütün diğer figürleri mesela Funko'ların hepsini nitatoys.com'dan alabilirsiniz. Funko'ları Türkiye'ye getiren marka dispiritörü veya e, Jet Jetbank'te bunların hepsini de bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Jetbank ne, ne diye merak ediyorsanız kartlara koyduğum Jetbank videosunu izleyebilirsiniz. E, ve Türkiye'de neredeyse tüm DC çizgi romanlarını basan, yayan şirket arkadaşlar. Basan, yayan nasıl bir tabi kelime oldu da. Diana, Diyanarlara vesaire gittiğiniz zaman orada çok güzel bir şekilde JBC yayıncılığın çizgi romanlarını görebilirsiniz. Şimdi sizlere çizgi roman tavsiye etmek istiyorum. Benim gibi mesela Harley Quinn'in hikayesini vesaire bilmiyorsanız ben daha yeni çizgi roman okumaya başladım. Jet Bank'e Ankara'daysanız mutlaka gidin. Bu video sponsor değil bu arada. Onlar sizi yönlendiriyor. Şunları şunları okuyabilirsiniz. Ben Harley Quinn'in hikayesini okudum. Bunu da Instagram'da size göstermiştim. Bayıldım. Harley Quinn nasıl ortaya çıktı, Joker'le nasıl sevgili oldu muhabbetini merak ediyorsanız şu 3 çizgi romanı okudum. Tavsiye ediyorum. Şimdi Batman çizgi romanlarını okuyacağım. Burada Batman Dünya adlı çizgi romanımız var arkadaşlar. Bakın kapağında ne var? Galata Kulesi'ni görüyorsunuz. Yanlış bilmiyorsam bu çizgi romanda her ülkeye özel kapak çıktı ve Türkiye'de kapağı da Ethem Onur yaptı. Bakın ayrıntılarda şöyle çok güzel Galata Kulemiz de var arkadaşlar. çizgi romanımızın genel yayın yönetmeni ise Ertan abim. Jet Bengin sahibi. Onunla, ondan ve Ethem abiden böyle imzalı çizgi roman almak benim için çok değerli. Buradan Ertan abinin ailesine de çok büyük sevgilerimi gönderiyorum. Çok güzel derecede bizimle ilgilendiler. Son bir şey önereceğim. Ee, bu öneri değil. Son zamanlarda okuduğumda çok beğendiğim bir kitabı da göstermek istiyorum sizlere. Aslında daha çok çizgi roman gösterecektim de genelde hepiniz burada şu anda figürleri görmek için bu videodasınız. Hala şuraya şu dakikaya kadar izliyorsanız beni çok mutlu ettiğinizi söyleyeyim. Teoman'ı çok seviyorum. Ee, yine Instagram'dan çok bir ara paylaşıyordum. Artık sıkmamak için paylaşmıyorum. Teoman kendi hayatını anlattığı Teoman'ın Felsefesi kitabı Aşırı da hoşuma gitmişti. Artık benim için bir arkadaş oldu. Böyle arada açıp içinden bir yerler okuyorum. Biz ekipçe bazı sayfaları atıp birbirimize atıyoruz. Bunda Teoman'dan imzalı alma fırsatım oldu. Teoman'a imzalatma fırsatım oldu. Hatta videoyu bitirmeden de sizlere böyle şey göstermek istiyorum. Böyle ben çok büyük Teoman fan Burada daha arkada bir sürü şeyim var. İmzalı Teoman plaklarım da var. Bu videoda sizlere benim en çok hayatta neler seviyorum, neler alıyorum, bu abiniz parayı nereye harcıyor. Görün istedim gelen hediyelere. Buradan bana bütün hediye veren alan tanışlarıma, firmalara, markalara da çok ama çok teşekkür ediyorum. Daha fazla bu tarz video için aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yarın canlı yayında görüşürüz diyorum ve yönetmenim Buse'ye de teşekkür ediyorum. Yönet